Merhaba sayın seyirciler. Ekranlarınız başına hoş geldiniz. Ben de İstanbul'a hoş geldim. Evet, bu ay gelmek biraz zor oldu. Yoğun, sisli hava şartları altında Gaziantep'ten İstanbul'a uçmak gerçekten zordu. Ama gelmem gerekiyordu. Konuk değerliydi. Konu çok çok önemliydi. Neydi konu biliyor musunuz? Son yıllarda ülkemizin gündeminde olan çocuk istismarları ve çocuk ihmalleri. Çok değerli psikolog Sinem Kaya Özçelik yanımda. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Çok büyük bir istekle geldim. Çok büyük bir heyecanla açtım programı. Konu çok değerli. Öncesinde ekran başındaki izleyicilerimize kendinizi tanıtmak ister misiniz? Tamam, Sinem Kaya Özçelik ben. Uzman klinik psikoloğum. Yaklaşık 8 yıldır alanda aktif olarak çocuk, ergen ve aileleriyle çalışmaktayım. Bugün ben de burada olduğum için çok mutluyum. Çocukluk çağı travmalarını konuşacağız. Aslında konuşması ve anlatması çok zor bir konu. Ve dilim döndüğünce izah etmeye çalışacağım. Evet, çok derin bir konu. Evet. Travma, yani söylerken bile gerçekten çok etkileyici. Evet. Çocukluk çağı travması ya da travma nedir hocam? Tamam, travmanın tanımıyla başlamak çok daha doğru olacak. Hı-hı. Dediğiniz gibi travma dışarıdan gelen bir etkinin üzerimizde yarattığı fiziksel ya da ruhsal yara anlamına gelmekte aslında. Güzel. Ruhsal travma ise gene dışarıdan bir olayın ruhumuzun derinliklerine açtığı yara ve o olayın ve o acı verici anıların ardından içimizde hissettiğimiz bunaltıcı durum demek aslında. Bir tabii olay ve duruma travma dememiz için üç etkinin varlığından söz edilmekte. Nelerdir onlar? Bunlardan ilki elbette objektif bir olay veya durum olması gerekiyor. İkincisi bizim o olay karşısındaki öznel yorumumuz çok önemli. Üçüncüsü ise olay ve durum karşısında takındığımız duygusal tavır ve verdiğimiz duygusal tepkiler aslında çok önemli. Kısaca tüm bunları toparlayacak olursak, travma kişinin ruhunda ciddi yaralar açan, kısa ve uzun dönemli ciddi etkileri olan, kişinin kişilik ve ruhsal bütünlüğünü zedeleyen ve en önemlisi kişiyi güçsüzlüğüyle yüz yüze bırakan durumlardır. Çok güzel açıkladınız. Peki travma çeşitleri vardır diye biliyorum. Bunları evet. Da açıklar mısınız bize? Evet, travma çeşitlerinde asıl konumuza gireceğiz aslında. Çocukluk çağı travmalarına evet. Gireceğiz. Ona girmeden önce istismar ve ihmali anlatmadan önce bu iki olgu arasındaki farkı da paylaşmak kesinlikle. İsterim. Aslında birbirinden ayırmak çok zordur ve genellikle bunlar iç içe geçmiştir. Ama şöyle söyleyebiliriz, istismar aktif, ihmal ise daha pasif bir olgudur. Evet, çok anlaşılır, çok yalın. Evet, üç tür çeşit var. İlki fiziksel istismar ve ihmal, ikincisi duygusal istismar ve ihmal, üçüncüsü de cinsel istismar ve ihmal ve en zor konuşulanı da o. Hepsi birbirinden ağır aslında değil evet. mi? Kısaca şimdi açıklayayım isterseniz. Fiziksel istismar ve ihmal çocuk üzerindeki etkileri çok spesifik. Yani bulguları çok spesifiktir ve bizler de onları çok net görebiliriz. Mesela yapılan eyleme bağlı olarak itme, kalkma, vurma, çocuğun üstünde, bedeninde açtığı yaralar. Fiziksel şiddet olarak da evet. tanımlayabiliriz sanırım. Evet, tanımlayabiliriz. Hatta literatürde uzmanlarca ilk tanımlanan istismar türlerinden biridir. Dolayısıyla görülmesi en kolay olan türdür diyebiliriz. Genellikle ebeveynler tarafından çocuklara uygulandığını görmekteyiz. Ve şöyle bir kriterimiz var. 18 yaşından küçük olan herkes bizim için çocuktur. Ve 18 yaşından en az 5 yaş büyük kişilerce çocuğa uygulanan ebeveynlerde de çocuktan en az 2 yaş büyük ebeveynlerce çocuğa uygulanan her türlü fiziksel eylemi biz fiziksel istismar ve ihmal olarak tanımlamaktayız. Çok güzel. Bir şekilde birçok çocuğun yaralandığı, maruz kaldığı evet. bir durumdan bahsediyoruz aslında. Evet. Evet, itme, kalkma, hor görme de aslında bu grup içerisinde değerlendirilir. Peki ses yükseltme
atıyorum mimiklerle çocuğu kendini kötü hissetmesini sağlama da bir istismar mıdır? Evet, şimdi Hı-hı. duygusal istismarda Hı-hı. onlardan bahsedeceğim. Evet. Konuyu çok güzel getirdiniz. İkinci tür duygusal istismar ve ihmal. Çocuğu örseleme, duygularını görmezden gelme, gerekli ilgi, sevgi, şefkat ve bakımdan mahrum bırakma. Hı-hı. Dediğiniz gibi jest ve mimiklerle onu örseleme, Hı-hı. küçük görme ya da daha üst boyutu iki kardeş arasında bariz farklı kıyaslama, farklı davranma, Hı-hı. çocuğu bile isteye izole etme gibi davranışları da duygusal istismar ve ihmal başlığı altında değerlendirmekteyiz. Çok güzel. Ama bu türde, yani bu türün ayırt edilmesi fiziksel istismar kadar mümkün olmamakta. Hı hı. Çünkü etkileri çok spesifik değil. Çünkü çocuğun duygusal olarak, içsel olarak hı hı. bütünlüğünü ve dengesini bozduğu için daha tepkileri çok sonradan görmemiz de mümkün oluyor. Yetişkinlik döneminde bile aslında tepki verebilirler diye düşünüyorum. Kesinlikle. Açıkçası. Kesinlikle. İlerleyen zamanda kısa ve uzun dönemli etkilerde onlardan da bahsedeceğim. Hı hı. Üçüncüsü. Türümüz, evet, en zor, konuşması en zor olan. Maalesef. Anlatması en zor olan tür, cinsel istismar ve ihmal. Maalesef hem ailenin hem çocuğun ruhunda açtığı yaralar çok kalıcı ve derin. Hı hı. Ebeveynler tarafından yapılanını da bu kategoride değerlendiriyoruz. Onun adı ensest. Hı hı. Dışarıdan bireylerce yapılanını ise cinsel istismar ve ihmal başlığı altında değerlendiriyoruz. Dokunarak veya dokunmayarak yapılabilmekte. Dokunmayarak olabiliyor mu? Evet. Çocuğu mesela okşamak, pornografik yayınları izlemesine teşvik etmek, izletmek, hı hı. Ebeveynleri ya da dışarıdan birilerini ilişki içerisinde izlemeye zorlamak, çocuğu stimüle etmek ya da çocuğu ebeveyni stimüle etmek amacıyla kullanmak, en beteri de tabii ki hepimizin bildiği tecavüz bu kategori içerisinde değerlendiriliyor. Hı hı. Yalnız bu hem duygusal istismar ve ihmali kapsayıcı hem de fiziksel istismar ve ihmali kapsayıcı hepsini bir tür. Hepsini içine alıyor değil Aynen mi? Aynen öyle. Son yıllarda da ülkemizde sıkça rastladığımız Maalesef. Büyük problemlerden biri. Evet. Onu da uzun uzun konuşmak isterim açıkçası. Peki travmanın çocuk üzerinde uzun ve kısa süreli etkileri nelerdir? Literatürde bahsedilen bir takım etkiler var. Ben de şimdi onları aktarmaya çalışacağım size. Fakat bunlar bildirilmiş olgular üzerinden bizim bildiklerimiz. Ama Hı-hı. bildirilmeyen, kayıtlara geçmemiş yüzlercesi olduğunu bizler Kesinlikle. Biliyoruz. Şöyle ayırdım ben, okul öncesi dönem çocuklarda daha çok ayrılık anksiyetesi, yani anneye, babaya, Hı-hı. bakım veren figüre yapışma, Hı-hı. ondan ayrılmak istememe, gece terörü dediğimiz gece kabusları, rahat bir uyku uyuyamama, korkular, kaygılarla karakterize olan bir tür olarak Hı-hı. belirtiliyor. Genellikle bu çocuklar regrese de oluyorlar, yani geçmişe dönüyorlar, daha bebeksi tavırlar sergileyebiliyorlar. Alt kaçırma gibi davranışlar daha çok görülebilir oluyor. Hı-hı. Yani bunlar bizim dışarıdan gördüğümüzde sadece bu konuyla ilgili değil, herhangi başka bir örseleyici olayla ilgili de düşünmemiz gereken Hı-hı. durumlar. Hı-hı. Okul öncesi dönemde daha çok akademik performansta ani düşmeler görülebiliyor. Hı-hı. Yine uyku problemleri, daha büyük, yani çocuğun yaşı birazcık daha büyük ve bilişsel kapasitesi daha yüksek olduğu için daha çok kaygı bozuklukları, Hı-hı. depresif bozukluklar görülebiliyor. Hı-hı. Ama en temeli çocuk dış dünyaya karşı güvenini kaybediyor ve sürekli diken üstündeymiş gibi tavırlar sergilemeye başlıyor. Olayın ve durumun acı verici yaşantılarından kaçma ve kaçınma tepkileri geliştiriyor. Hı hı. Eğer bu kaçma ve kaçınma tepkileri işe yaramadığında duygusal küntleşme dediğimiz durumlar ya da disosiyasyon dediğimiz çözülme tarzı ya da unutma tarzı durumlarda görebiliyoruz. Hı.
uzun dönem etkilerine baktığımızda o zaman daha psikopatolojiden bahsedebiliyoruz. Yani müdahale edilmemişse ergen ya da yetişkinlik evresinde, demin sizin de söylediğiniz gibi en sık gördüğümüz patoloji travma sonrası stres bozukluğu zaten. Onda da kaçma ve kaçınma tepkileriyle karakterize, sırasıyla söylemem gerekirse disosiyasyon bozuklukları, yani çözülme, unutma, acı verici yaşantıyı unutma, kimlik bölünmesi, çözülmesi diye bildiğimiz tür. Kaygı bozuklukları gene çok sıklıkla görülür. Depresyon, zaten hepimiz biliyoruz depresyonu, görülebilir. Fobiler ve obsesif kompulsif bozukluk da nadir de olsa görülebilir. Ama iki uçlu duygu durum bozukluğu, duyguları uçlarda yaşama, aniden öfkelenme, aniden durulma ya da borderline kişilik bozukluğu gibi uçlarda yaşama, sınırsız, daha sınırsız yaşamlar ya da cinsel ilişkiyle ilgili yaşanılan ciddi problemlerle karşılaşılmakta maalesef. Çok ağır, çok ağır. Peki, bir ebeveyn olarak çocuğumuzla bunu nasıl gözlemleyebiliriz? Bahsettiğim etkilere, özellikle bu kısa dönemli etkilere bakabiliriz. Nasıl? Olağan dışı bir durum var mı çocuğumuzda? Aniden ortaya çıkan farklı bir tepki. Aniden dediğim gibi akademik performansı iyi, normal seyrinde giderken düşme. Aniden içe kapanma, içe çekilme ama bunu ergenlik döneminden tabii ki ayırmak lazım. Regrese olma, çok sıklıkla gördüğümüz durum. Bebeksi öğelere geri dönme, oralara sığınma. Ama tabii bunu da diğer faktörlerden ayırmak olabilir. Lazım. Kendine zarar verme olur mu hocam? Yani benim bir öğrencimde vardı. Yaşadığı bir problem sonrasında sanırım. Öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü saçlarını ve kaşlarını koparmaya başlamıştı. Olabilir. Değil mi? Yani bu da gözle görülür bir olaydı. Ailenin fark ettiği ama saçta boşluklar oluştuktan sonra fark ettiği bir şeydi. Uzunca bir süre sonrasında. Burada da çocuğun bir istismara maruz kaldığını düşünebilir miyiz? Her zaman için biz yani klinikte değerlendirirken geçmişte örseleyici bir yaşantı olup olmadığını göz önünde bulundurmamız gerekir. Sonra son günlerde değişen durum ve koşulları değerlendirmek gerekir. Ve aslında ayrıştırmak gerekir birbirinden. Yani o davranış neye tekabül ediyor? Çocuğun içinde nasıl bir sıkıntı var, bir kaygı var ki dışarıya böyle yansıtıyor diye mutlaka araştırmamız lazım. O zaman travma sonrası çocuğa nasıl müdahale edilmeli onu konuşalım. Evet, yaşadı bir travma var. Bunu değiştiremiyoruz. Süreci nasıl yönlendireceğiz? Öncelikle bizlere başvurulduğunda ya da hekimlere başvurulduğunda daha çok bu anlattığım semptomlar ortaya çıkmış oluyor. Ve ebeveynler ya da kişiler bu semptomları yok etmek amacıyla bizlere başvuruyor. Halbuki travma sonrasında travmanın acı verici anılarından kurtulmak için başvurmak gerekiyor. Evet. O zaman erken müdahale edildiğinde çok daha güzel sonuçlar alınabiliyor. Anılar işlenebiliyor, çocuklar daha rahat edebiliyor. Bunlar ergen olsun, yetişkin olsun, problemlerini çözebiliyor ve daha rahat bir işleyiş ve süreç ilerleyebiliyor. Mutlaka bir uzmandan yardım alınması gerekiyor. Kesinlikle. Peki bu bir ilk gidilecek kişi psikolog mudur, psikiyatr mıdır, okuldaki öğretmen midir, nedir? Ne yapması gerekiyor aile? Hemen söyleyeyim. Öncelikle travma sonrası, yani çocuğun söylediği şeyleri ciddiye almamız gerekiyor. Bir kere bu en temeli. Çocuk bize bir şey söylüyorsa ona inanmakla yükümlüyüz. Sonra da araştıracağız. Ama çocuk istismarı ve ihmali hukuki boyutları, yani adli boyutları da olan bir süreç. O yüzden multidisipliner yaklaşım benimsenmeli. Öncelikle hekim, yani bir fiziksel muayeneden geçmesi gerekiyor çocuğun. Ruh sağlığı uzmanları,
psikiyatrlar, klinisyenler, psikologlar, adli tıp uzmanlarının dahil olduğu, hemşireler ve sosyal hizmet uzmanlarının dahil olduğu bütünsel bir yaklaşımla çocuğun değerlendirilmesi gerekiyor. En temel ve kritik olanı ise çocuğun hemen güvenli bir ortama taşınması. Bu aile içinde ise aileden acilen uzaklaştırılması ya da o kişiden uzaklaştırılması ki bir daha zarar görmesini önleyebilelim. Okuldaysa okuldan acilen uzaklaşma ya da o çevredeyse çevreden veya kişiden hemen çocuğu uzaklaştırma ve güvenli ortama taşımak olmalı. Peki şu da çok önemli diye düşünüyorum. Çocuğa o güveni vermeliyiz ki fark etmediğimiz bir istismara ya da ihmale maruz kaldığında da anne ve babasına bunu rahatlıkla anlatabilme güveni içerisinde olmalı diye düşünüyorum. Kesinlikle harika bir noktaya geldiniz. Çocuğumuzu nasıl koruyacağız kısmında bu dediğiniz şey çok önemli. Biz çocuklarımızla bu konuları tabu haline getirirsek ve konuşmaktan kaçarsak çocuklarımız da bize söylemekten kaçınırlar. Ya da öğretmenlerine söylemekten kaçınırlar ya da bir yetişkine söylemekten utanç duyabilirler. Çünkü burada duygular da devreye giriyor. Hem güçsüzlük, hem çaresizlik, hem de utanç duyguları devrede. Dolayısıyla biz böyle bir olay yaşamamıza gerek yok. Çocuğun yaşına ve gelişimine uygun kendini nasıl koruyacağını ona öğretmemiz gerekiyor. Nasıl öğreteceğiz? Biraz ondan bahsedeyim isterseniz. Dediğim gibi yaşına ve gelişimine uygun eğer bilmiyorsak, nasıl anlatacağımızı bilmiyorsak okul psikologlarına danışabilirler, rehberlik birimlerinden destek alabilirler. İnternette güvendikleri uzmanların nasıl anlatacakları konusundaki metinlerini okuyabilirler. Ama benim önerim yaşa ve gelişime uygun net seçilecek kelimelerle çocuğa kendini nasıl koruması gerektiğini öğretmemiz lazım. Mesela daha okul öncesi grupta ben şöyle öneriyorum bana gelen ailelere de. Ona sadece kimler dokunabilir? Öncelikle bunu açıklamamız lazım. Çok güzel. Çünkü neden? Henüz kendi bakımlarını gerçekleştirecek düzeyde değiller. O yeterlilikte değiller. Dolayısıyla anne, baba ya da büyük ebeveynler bakım verebiliyor ya da bazen bakıcı. Okulda öğretmenleri bakım verebiliyor. Çocuğa bunları söylemek lazım. Sana sadece ben, anneannen ve öğretmenin dokunabilir. Temizliğinden sınırlarımızı çiziyoruz. Kesinlikle. Temizliğinden ve bakımından biz sorumluyuz. Çünkü sen henüz bunları yapamıyorsun. Ama yapabildiğinde biz de olmayacağız ve sen bunu halledebilir düzeye geleceksin diyoruz. En önemlisi bu. İlkokul çağını tabii çok daha net anlatabiliriz. Sonra özel bölgelerimizden bahsediyoruz. Bunu konuşmak da çok önemli. Bir kere ayıp, günah, yasak kavramları sizin tam dediğiniz gibi çocukların bizimle konuşmasına engel oluyor. Biz de onları koruyamıyoruz. Dolayısıyla bunların konuşabilir olduğunu onlara açıklamak lazım. O yüzden özel bölgelerimizi çok net bir şekilde anlatıyoruz. Üstümüzde de gösterip model olabiliriz. Sordukları takdirde cevap da veriyoruz. Organ isimlerini söylememizin hiçbir sakıncası yok. Ama takma isim kullanmıyoruz. Güzel. Evet, onu asla önermiyorum. Toplumumuzda çünkü gene o ayıp tabularıyla çocuklara söylenmeyen organ isimleri ama söylememiz gerekiyor. Cinsel organ bile diyebiliriz. Hiçbir sakıncası yok. Yok. İlerleyen aşamada sordukları müddetçe gene yaşa ve gelişime uygun anlatabiliriz. Diğer önemsediğim şey iyi ve kötü dokunuş. Bunu anlatmamız lazım. Yani çocuklarımızı, aileler ondan korkuyor. Şimdi çok ürkek olacaklar, kimseye yaklaşmayacaklar, ne yapacağız diye. Evet. İyi ve kötü dokunuşu anlatacağız. Öğretmeninin ya da güvendiği birinin seni öpmesi ya da sarılması ya da kafanı okşaması sana kendini iyi hissettirir. Sana kendini güvende hissettirir, sevildiğini hissettirir. Bunlar iyi dokunuşlardır. Ama onlar dahil olmakla birlikte herhangi bir dokunuş sana kendini kötü hissettiriyorsa, senden izin alınmadığı takdirde yapılıyorsa ya da sen hayır dediğin halde hala devam ediyorsa
bunların hepsi kötü dokunuştur ve sana kendini kötü, çaresiz ve utanmış hissettirir. Böyle bir durum gördüğünde hemen hayır diye bağırıyorsun ve ortamdan uzaklaşıyorsun. Çok güzel. Diyoruz. Çok güzel. Yani kısacası en azından ben böyle anlatmayı uygun görüyorum. Harika. Bir psikolog arkadaşım adliyede çalışıyor ve çocuk istismarları üzerinde davalara bakıyor. Oradaki bir olayı anlatmıştı bana, çok etkilenmiştim. Bir kız çocuğuna babasının yaklaşımı, gece onunla yatarken ki sarılmasından, hiçbir şey yapmadı ama kendimi kötü hissettim. Evet. Cümlesiyle biz istismar olduğunu düşündük dediler. Çocuğun nasıl hissettiği, ne olduğu değil, sen ne hissettin sorusu üzerinde dururuz dediler. Ve bence de anlattıklarınızla örtüşüyor. Kesinlikle. Evet, çok çok önemli. Çocuk istismarı son yıllarda yaşanan, ülkemizin çok çok sıkıntı yaşadığı çocuk tecavüzleri hakkında neler düşünüyorsunuz, çok merak ediyorum. Aslında artmadığını düşünüyorum. Neden? Evet, çok şaşırtıcı. Şaşırtıcı. Nedenini hemen söyleyeyim. Aslında yüzyıllardır devam eden bir halk sağlığı sorunu bu. Literatüre baktığımızda artmadığını görüyoruz. Sadece bildirilen vakaların arttığını görüyoruz. Hep vardı, hep devam ediyordu ama son zamanlarda bizlerin bu konu hakkındaki hassasiyeti arttıkça, toplum olarak daha duyarlı olmaya başladıkça, sosyal örgütlenmemiz daha güçlü olmaya başladıkça. Bu olayın güzel yanı sanki biraz değil evet, mi? Olay yüzden, kötü olsa da yansıma olarak bilinç arttı gibi de algılayabilir miyiz? Kesinlikle öyle algılayabiliriz. Sizin gibi programlar aracılığıyla ulaştığımız insanlar bir takım etkileri gördükten sonra daha bilinçli olmaya başlıyorlar ve bunları söylemekten çekinmiyorlar. Çekinmememiz lazım çünkü çocuğu dediğimiz gibi mümkün olduğunca hızlı bir şekilde güvenli ortama ulaştırmamız lazım. Maalesef. Şuna katılıyor musunuz peki? Eskiden daha güvenliydi. Biz sokaklarda büyüdük ama şu anda ben kendi çocuğumu sokakta büyütemiyorum. Şu an daha güvensiz bir ortam var. Buna katılıyor musunuz? Buna hem katılıyorum hem katılmıyorum. Neden katılmadığımı söyleyeyim. Evet, biz sokakta oynardık. Ben de sokakta oynardım. En azından bahçemizde rahatlıkla oynayabilirdim. Evet. Ama bizler çok daha bireydik ve bireyseldik. Maalesef bunlar dile getirildikçe ailelerimiz, yani bizim toplumumuzda aşırı korumacı bir yapı olduğu için bunlar arttı. Ve çocuklarımızı artık sokağa çıkaracak boyuta gelememeye başladık. Çıksa bile, sizin çocuğunuz çıksa bile ben çıkartmadığım müddetçe bir etkileşim zaten oluşmuyor. Dolayısıyla insanlar ne kadar çok çocuklar evde gözümün önünde olursa ben onu o kadar koruyabilirim diye düşünüyorlar. Ama ben buna katılmıyorum. Birey olarak bir çocuğun kendini korumayı öğrenmesi ve deneyimlemesi gerek. Elbette sokağa salınarak değil. Kontrollü. Ama kesinlikle gözetlediğimiz bir mesafede çocuklarımızı dışarıda oynamasında güven hiçbir sakınca yok. Evet. Bu fırsatı vermek gerekiyor kesinlikle aslında. Kesinlikle vermek gerekiyor. Çok güzel. Çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Uzman benim için de. Uzman klinik psikolog, evet. Sinem Kaya Özçelik. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Size nasıl ulaşabilirler? Bu tarz travmalar yaşayan aileler önce bir psikoloğa gitmeli, anlatmalı mı? Yoksa evin içinde biz çözebiliriz düşüncesine mi kapılmalı? İlk tepki ne olmalı? Hemen acilen duruma nasıl müdahale edeceklerini uzman kişilerden öğrenmeleri gerekiyor. Evet. Fiziksel bir zarar varsa gidecekleri ilk yer hekim olmalı kesinlikle. Ama fiziksel bir zarar yoksa, şüphelenilen bir durum varsa, okula giden bir çocuksa eğer mutlaka rehberlik birimiyle görüşülüp değerlendirme yapılmalı. Uygun yaklaşım onlara açıklandıktan sonra bizlere gelebilirler. Dediğimiz gibi multidisipliner yaklaşım uyguluyoruz. Bazen bize gelen vakaları yönlendirebiliyoruz. Bazen ihmal gibi daha basit örseleyici durumlarda bizler psikoterapi uygulayarak, aileyi de işin içine dahil ederek çözümleyebiliyoruz. Çok güzel. İyi ki varsınız hocam. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, sağlıklı çocuk, sağlıklı birey demek. Sağlıklı bireylerden oluşan sağlıklı topluma ihtiyacımız var. O yüzden çocukluk çağı travmaları
önemli konulardır. Zamanında müdahale edilmezse ilerleyen süreçte sağlıksız, problemli bireyler olarak yetişmelerine sebep olabiliriz. Hani 40 yaşında da psikoloğa gitsek derler ya, çocukluk döneminize inmek lazım. İşte orası çok değerli. Belki çok klasik bir cümle ama çok çok içi dolu olan çok anlamlı bir cümle. O yüzden temiz, mutlu, sağlıklı çocuklar yetiştirmek için gerekirse uzman desteğiyle birlikte ilerlememiz gerekiyor. Bugünkü konu benim için çok kıymetliydi. Üzerinde yine konuşacağız. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.